Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması. Güçlü şekilde karşıyız. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'la Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Lloyd'un Akar'a 13 Kasım'da İstanbul'da meydana gelen saldırıda ve ardından Türkiye'nin güneyinde meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu ve ABD-Türkiye stratejik ilişkisinin önemini bir kez daha teyit ettiği kaydedildi. Austin ayrıca, DAEŞ'ı yenmek için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit eden son hava saldırıları da dahil olmak üzere, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bakan Austin, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu ve bakanlığın Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine güçlü karşıtlığını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise, Akar'la Austin görüşmesinde ikili ve bölgesel savunmayla güvenlik konuları ele alındığı kaydedilmişti. Görüşmede Bakan Akar'ın, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığını bildirdiği aktarılmıştı. Terörle mücadele işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DAEŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını dile getirmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.